Cümleten selamun sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Ailemiz sizlerle büyüyor. 25.600'ü inşallah Adana Demirspor maçına kadar 25.700 yapacağız. Kararlıyız. Bu arada e, 2. Avusturya Viyen maçına ilişkin de bir bilgi aldım. Twitter'da paylaştım da burada da söyleyeyim. E, maçı Ertem Şener anlatacakmış. Artık Viyen sokaklarında yapılmayan kaldırımlar. Viyev'de geçen e, bütün olaylar. Avusturya Viyen futbolcularının sevdiği konsol oyunları. Kaynanalarının e, onlar hakkındaki düşünceleri. Eltilerinin görümcelerinin mantı günleri. Hepsini muhtemelen Perşembe günü dinleyeceğiz. Benim en sevdiğim Ertem Şener hikayesi şeydi ya Balotelli'ydi ya. Balotelli işte ailesi evlatlık veriyor. Onlar büyütüyor. Onlar büyüttükten sonra İtalyan milli takımına seçiliyor. Ailesi diyor ki biz senin babanız ananız diyor ama Balotelli onları tanımıyor. <laughs> en güzeli buydu. Ee, bakalım başka neleri duyacağız arkadaşlar. Şimdi Fenerbahçe'den Miyaz Aytsa yeni sözleşme haberiyle başlayalım. Arkadaşlar normalde 3-4 tane haberim var. Haberleri kısa keseceğim. 5-18-20-34 tane de duyumum var. Onları biraz üstünde duracağım. Şimdi ben Zayt için ne söyledim? Zayt ya satıyorsanız satın ya da uzatın. Çünkü belirsizlik futbolcuya da zarar verir. Zarar verir. Misal veriyorum benimle bir gazete anlaşta anlaşsa desek mesela Foto Maç gazetesi misal veriyorum ya da fotospor ya da FETÖ Spor <laughs> tövbe estağfurullah ne biçim isim lan bu. Ee, değişik bir şey anlaşsa desek ki ya videolarına devam et ama işte bizim için de şunları yap bunları yap dese. inanın ama kimseye söyleme dese inanın hissettiririm. Bir şekilde hissedersiniz. Ya, hocam birilerinden görüşürüz. Hocam sende bir olaylar var dersiniz. Ha Futbolcu için de transfer görüşmesi böyle. Teklif geliyor. Menajer diyor ki bugün de Sevilla'dan teklif geldi. Nasılsı geldi? Sevilla genelde Galatasaray'ın topçularını topluyor. Yanlıştır o. İşte bugün de Torino'dan geldi. Gidersem oraya Torino'lu Şaban derler. Sonra yurt dışına kaçmak zorunda kalırım. İşte bugün de neydi? Vegan Atletik'ten geldi. Vegan Atletik kaçıncı ligde lan? Bir vegan kaç lira lan falan. Futbolcunun kafası da bir milyon olur. Ama Zeiss için şunu söyleyeyim. Sözleşme uzatma görüşmeleri için düğmeye basıldı. Bakın arkadaşlar Jorge Jesus farkındaysanız rotasyonda dinlendiriyor. Az kadroda oynatıyor. Slovenya'da zaten geçtiğimiz sezonun en etkili isimlerinden birisiydi. Hocam ama yaşı 28. Arkadaşlar ben de çok yaşa takılan bir isimim. Ben de e, isterim ki kadro ortalaması 20 olsun. Ama görüyorsunuz kadro yaşı küçüldükçe hatalar büyüyor. Şimdi Zayt'sın maaşına zam yaparak 3 yıllık nikah tazelemek istiyormuş. Geçen sezon 32 maç 9 gol 2 asist. Bu sezon 4 resmi maçta sadece 1 asist. Ben şunu 94 doğumlu Slovenya milli takımının futbolcusu. Arkadaşlar bana gelen bilgiye göre 3 artı 1 yıllık sözleşme uzatımı Yıllık maaşı 1.2 milyon euro artı bonuslar. Şampiyonluk bonusu, Şampiyonlar Ligi bonusu vesaire. Hocam daha önce kaç veriyorduk ki? Daha önce de ucuz veriyorduk. Şimdi birçok arkadaşımızın sorması gereken soru şu. Ya hocam sen Galatasaray'ı anlatıyorsun. Beşiktaş'ı anlatıyorsun. Yani sanki aptala anlatıyormuş gibi işte. 2 milyon euro, işte 4 milyon euro veriyorlar. 3,5 veriyorlar. Fener'e geldi miydi de 1.2'ye uzatıldı. Ya sen yalan söylüyorsun. Ya Galatasaray Beşiktaş şeyleri de bir sıkıntı var ya da Fenerbahçe çok uyanık. Aklınız hangisi yatıyorsa. Fener bu arada Altay Bayındır'la ilgili de bir uzatma görüşmeleri var ama e, Altay Bayındır cepte ya. Hani Altay Bayındır'a önüne kağıdı uzat o zaten imzalar o kolay iş. Fenerbahçe'de son iki aday Şörlot ve Gomez. Ya Şörlot ya Gomez. Fenerbahçe yönetimi Maxi Gomez ve Alexander Charlotte transferlerini bitirme aşamasına gelip son karar verecek diyor. Şimdi ben size bir şey söyleyeyim mi? Öncelik Gomez. Onu belirteyim. İkincisi şu. Karşımızdaki rakip yani karşımızdaki Gomez'i istediğimiz takım bize çektirme niyetinde. Açık söyleyeyim bize çektirme niyetinde. Biz de diyoruz ki öyle olmaz böyle olur. 10 milyon euro bedelin anlaşma sağlandı falan filan. Fenerbahçe teklifi düşürdü duyumu geldi. Normalde 7 artı 3 teklifimiz vardı. 6'ya düşürdü teklifi geldi. Onu da iki taksitle ya da 3 taksitle ikişer ikişer öleme diye. Şimdi mantığım diyor ki lan oğlum manyak mısın? Adam 7 artı 3'e vermeyen 6'ya nasıl versin? Gelen Ben gelen duyumları aktarıyorum. 12 milyon euroda diretiyormuş. Ve taraftarlar bu şekildeymiş. Bitme aşamasında diyor 10 milyon euroya sıkıntı. Gomez eşyalarını topladı diyor. Fenerbahçe'den haber bekliyor. Eşyalarını, valizleri falan topluyorlar. Hanımla oturuyorlar. Hanımı diyor ne oldu Gomez diyor. Hanım sen bir karışma diyor. Ne oldu Gomez diyor. Bize haller var senin. Fenerbahçe'den haber bekliyorum eşyaları. Ha eşyalar onun için mi topladık diyor hanımı. Gomez diyor ki evet diyor haber bekliyorum işte. 7 artı 3 onlar verdi. 12 onlar istiyor. Anlaşmalarını bekliyorum falan. Evin içinde bir sağa dolanıyor, bir sola dolanıyor. Tabii. Bizim habercilere göre öyle. 26 yaşındaki oyuncu Valencia'da beklentilerin altında kaldı. Celta Vigo dönemi iyi ama Fenerbahçe'de potansiyeline ulaşacağına inanıyor Jesus. Benfica'da Gomez'in Uruguay milli takımından arkadaş olan Nunez'i parlatmıştım. Ve 75 milyon euroya pula gitmişti. Şimdi aynı durum. Şimdi düşünseniz arkadaşlar bakın. Fenerbahçe geçen sezon kimi sattı? Kimi sattı hocam? Kimi sattı yani? Kimi iyi sattı? Aldı düşük bedelle sattı. Adile Salahi'yi aldı düşük bedelle sattı. Şu an yaşı 22'nin altında olan dünya yüzeyindeki herhangi bir stopere teklifte bulunsak eleman bir bakacak. Ulan satmışlar satmışlar. Ulan satmak üzereler. Ulan Gustaver gibi ben bunu keserim. Serdar Aziz bu müzmin sakat. Ulan Atilla iyi bir kilo olursam var ya. Ulan bunlar beni de satar. Hemen gideyim der. Etiket. Aynı şekilde forvet transferi. Mesela en son Vedat Muriciyi sattın. Şimdi Berişay 5'e 6'ya satarsan diyecek ki adamları tutmayanı bile 5'e 6'ya satıyor. Anladınız mı mesajı? Charlotte transferinde de şimdi Almanya'dan gelen şeyler. Charlotte'da da biz arkadaşlar 4 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu ücretsiz kiralamalı teklif sundu. Mantık olarak, matematik olarak ne Şörlot ne Gomez gelmeyecek. Ama bu işin piri Jesus ve ekibi. Hocam Ali Koç cimrilik yapıyor. Ali Koç'un hiçbir alakası yok. Hocam Ali Koç Şörlot'u istiyormuş. Ali Koç Şörlot'u istiyor diye Jesus istemedi müddetçe kapıdan kimse giremez. Enkunku, Andres Silva, Polsen, Werner, Werner Yani gitmek istiyor. İyi de hocam futbolcu kiralık gitmeyeceğim diyordu. Arkadaşlar zorunlu satın alma opsiyonunu kiralıktan siz kiralık olarak mı aldık oluyorsunuz? Yani mecburen senin olacak topçu. Bir nevi bonservis ücretini bir yıl sonra vermiş oluyorsun. Ha, Charlotte'un sadece Trabzonspor performansı göz doldurdu. Birçok kişi de şu var ya hocam gelsin bizde de aynısını yapar. de aynısını yapmaz. Trabzonspor o sezon kontra yatkın bir oyun oynuyordu. İyi hocam dün biz kontrol ataktan attık golü. Ya her maç öyle olacak diye bir şey yok. Sana rakipler kolay kolay gelmeyecek. Çakılı savunma yapacaklar. Hocam iyi de Trabzon'a yapmadılar mı çakılı savunma? O sezon Trabzonspor'u birçok takım, büyük takım hüviyetinde görmüyordu ki. Yani normal Anadolu takımlar. Mesela Anadolu takımlarına siz her maçta mı savunma yaptığını zannediyorsunuz? Ya böyle bir düşünceden çıkın. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş'tan falan yaparken savunma yapıyorlar. Mesela Sivas Fener maçında maksimum oynar. Galatasaray maçında e hiç oynar. Beşiktaş maçında Sivas'ı tanıyamazsınız. Öyle. Bunu da söyledik. Bu arada bir şey söyleyeyim. Brezilya basınından çıkan habere göre Palmer Yaş Maxi Gomez ile ilgileniyormuş. İlgilensin. İlgilensin. istediği kadar ilgilensin. Fark etmez. Maxi Gomez ve Şorlu'ndan ilgili Jesus'a bir soru sormuşlar. Jesus demiş ki şu anda Fenerbahçe'de olmayan oyuncular hakkında konuşmak istemiyorum demiş. Bahsettiğiniz oyuncular Fenerbahçe için yazılıyor. Fakat ben bu konuda konuşmak istemiyorum. Elimdeki oyuncular hakkında konuşmak istiyorum diyor. Haklı. Joshua King mesela. Coştu bir kere maşallah. Allah devamını getirsin. Bana bugün diyorlar ki hocam Joshua King ben böyle bir futbolcu görmedim diyorlar. Bunu söyleyen arkadaşlardan bazıları birkaç gün önce Whatsapp'ta bana kızarak gruptan ayrıldılar. Neymiş? Ben Polyanna'ymışım. Neymiş? Kem gözlüymüşüm. Kulliyen yalan. 338 dakikadır oynuyor Joshua King. Daha 450 dakika olmadı. Ben o yüzden nihai yorumumu yapmayacağım arkadaşlar. 338 dakika oynadı. Yok hocam sen 338 hocam adam süper. İlk 3 maç sahaya şey yaptı, ee, zırvaladı. Mesela Luan Perez 4 maçtır oynuyor, 257 dakika. Henüz 450 dakika olmadı. Yorumumu yapmayacağım. Usta ve Enrique, hocam o maç kötülemiştin sen. Evet, o maç kötüledim. O maç. Şu ana kadar Fenerbahçe'de 122 dakika Avrupa Ligi'nde 180 dakika ligde 302 dakikalık bir süresi var. 150 dakika daha izlemeden yorum yapmayacağım. Ama Gustavo Henrique biraz tuhaf bir topçu. Biraz daha izlemem gerekecek gibi geliyor. Mesela Lincoln, Lincoln değişik bir futbolcu. Bakın Lincoln çok değişik bir futbolcu. Anlatabiliyor muyum? Lincoln hakkında bence siz de yorum yapmayın. Niye yapmayın? Yapmayın arkadaşlar. Biraz bekleyin. Bak Lincoln çok enteresan bir oyuncu. 372 dakikadır oynuyor Fenerbahçe'de. Yani bir 90 dakikaya hemen hemen çıkartması lazım. 2 gol 3 asist. İnanabiliyor musunuz? 2 gol 3 asist 372 dakika. Yani lütfen benim sözümü bu kerelik itimat edin ve futbolculara 450 dakika olmadan konuşmayın. Bakın. Joshua King Kasımpaşa maçının tartışmasız yıldızı. Doğru mu? Doğru mu Samet? Doğru. doğru. Teşekkürler Samet. Avusturyalıyen deplasmanının yıldızı. Bence maçın adamı. Doğru mu? Doğru. Peki Adana Demirspor maçının adamı olacağını nereden çıkarttınız şimdiden? Hocam ağzından gel alsın. Töbe de, töbe. Hocam inşallah o maçın da adamı olur. Ya oynasın her maçın adamı olsun. <laughs> Enner Valencia. Fenerbahçe'ye gelmeden önce la bir tek gökten helikopter inip pervanesiyle saçını kesmedi mi kaldı? Bacası kaçırıldı. Bilmem bir şeyler oldu falan filan. İstatistik çok tuhaftı. Teknik direktör çıktı. Valencia'nın e, gol grafiği diye başka futbolcunun gol, gra gol grafiğini verdi. Saçmalıklar üst üsteydi. Ama Valencia geldi. Bugün bak şunu söyleyeyim. Kafasını topa veren bir Valencia ligin üstünde. Kafasını topa veren bir Joshua King de ligin üstünde. Daha biz Joao Pedro'yu izlemedik bile ama forvet istiyoruz. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Allah yalanı sevmez net söylüyorum. Ya fırsat transferi ya forvet alınmayacak. İş böyle. Hocam forvet olmasa bu takım perişan olur. Bu takım geriye gider. Bu takım ölür. Bu takım biter. Bu takım. Lan bir durun sakin. Kasımpaşa maçından önce. Hiç umudum yok hocam ya. Bu Kasımpaşa bizi yener ya. Diyen arkadaşlar maç bitiminde Kasımpaşa çok kolay takım ya. Lan bu kadar dönmeyin lan. Bu kadar çabuk dönmeyin be. Avusturya Siz onu Slovaçka'ya benzetmeyin. Slovaçka gibi değil bunlar. Bunlar piyasa derine aldan mı? Bunlar iyi takım bunlar. Bunlar iyi takım bunlar. bunlar. İyi koşuyorlar. Bunlar genç dinamik takım. Maç bitiyor. <laughs> Doğru takım takımda eski Avusturya yok ki sahada. Kırmızı yediler. Kırmızı yemeselerdi her şey değişebilirdi. 84 yediler. Olsun. Yemeselerdi her şey yine değişebilirdi. Her maça bir bahane. Çok seviyorum ya. Maçlar Fenerbahçe kazandıkça birilerinin dönmesini çok seviyorum ya. Vallahi bak bir de rakipleri kaybedince de güzel oluyor. Şimdi Joshua King'i bedava aldık. Ne dediler? Rogon'un kitlemesi. Rogon yine bizi e, şey yaptı, kitledi. Rogon bize futbolcu kitledi. Rogon bizi ayak üstü dolandırdı. Ali Koç, saf bu Ali Koç ya. Herkes bunu kandırıyor dediler. Şimdi diyorlar ki o Joshua King iyi topçu ya. Lan ben iki tane yıldız gelecek taraftarı tatmin edecek iki tane yıldız gelecek. Joshua King ile Joao Pedro dediğim zaman adını anmak istemediğim içinde R harfi geçen arkadaş dedi ki bunlar mı yıldız? Bunlar çöp dedim. Engelledik de şükür kurtulduk. Joao Pedro Galatasaray'la anılırken diyordu ki bak geri zekalı yönetim diyorduk. Adamlar süper star futbolcu getiriyor. Fener'e geldiği zaman bu mu yıldız? Ya Joao King'in bir kusuru var şöyle. Her fotoğrafta şeyler. Lan senin o kaşların İnşallah güzel futbolcu çıkarsın da yani Fenerbahçe'ye adapte olur, uyum sağlarsın da. Şimdi Joshua King Vien'de de attı. Gördünüz, yürüdü ve attı. Aslında düzgün de vuramadı. Ama nazar boncuğu olsun. Fakat maçın ilerleyen zamanlarda Fenerbahçe futbolcularının nazarı değdi. Yoğun pres yaptı. Kendi yarı sahasına geldi. Yardım etti. Ve baldırını tutarak değişiklik istedi. Aslına bakarsanız o değişiklik korkuttu. Bakın Uğur Meleke'nin şu yorumunu okumak istiyorum. Lütfen dikkat. Dün ilk 11'de 20 yaş altı 4 oyuncuyla çıktılar sahaya rakip. Ama dinamikler, coşkulular, iştahlı bir top oynadılar. Fenerbahçe ise genç ve enerjik rakibine karşı olgun bir tavır ortaya koydu. Orta sahada İsmail ve Crespo'nun kazandığı toplarla Rossi ve King'in koşu yollarını beslediler. Ana plan olarak. Kim maç öncesinde şu herif söyledi buna. 60 dakika sahada kalabilen King buldozer gibiydi. Kasımpaşa maçında bıraktığı yerden devam etti öldürücü sprintlerine. Şimdi siz Adana Demirspor'un birçok futbolcusundan korkuyorsunuz. Peki Adana Demirspor kimden korksun? Küfür yemiş 99 güce sahip Valencia'dan mı? Kendini toparlamış Joshua King'den mi? 300 binden kaç dakikada 2 gol 3 asist çıkartmış Lincoln'den mi? 2021 Nisan'dan beri top oynayan ve şu an dinlendirilen, dinlendirildikten sonra da güçlü bir görüntü çizen Rossi'den mi? Fenerbahçe'de sanki yeniden doğan, yeniden piyasaya çıkan Emre Mor'dan mı? Uzun paslarıyla sürpriz pozisyonlara sokabilen Arao'dan mı? Geçen sezonun sürpriz golcüsü bu sezon bir yerde gol atıp başlayacak diye korkulan Zaystan mı? Sol bekte Aleoski'den mi, Ferdi'den mi? Sağ bekte Osayi'den mi? Fenerbahçe'nin zayıf halkası bir tane sağ stoperi gözüküyor. Rakibin. Altay Bayındır misafir nasıl ağırlanır göstermeliyiz. Şimdi Altay Bayındır. Ya böyle bir kalecimize olduğu için gerçekten Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Avustralya maçlarında açıklamalarda bulundu. İyi bir futbol oynadık, çalıştığımız şeyleri sahaya yansıttık. Kazandığımız için mutluyuz, avantajla dönüyoruz. Bu önemliydi. İçeride de konuşuyoruz, kazanmaya alışkanlık edinmeliyiz. Çünkü biz Fenerbahçe'yiz. Birbirimizle de bunu konuşuyoruz. İçeride oynayacağımız maçta da inşallah güzel sonuç alırız diyor. Maçta tribünden bir madde atıldı. Bakın. Bu kısım çok önemli. Benim için önemli. Üzücü bir görüntü. Allah korusun yüzüme gelse gözüm problem yaşayacak. Ufak tefek bir olay ciddi bir sorun olabilirdi. Biz Fenerbahçe olarak taraftarımızla birlikte burada yapılanları gördük. Bak. Biz taraftarımızla birlikte burada yapılanları gördük. Dikkat içeride centilmen şekilde nasıl davranılması gerektiğini insanlara gösterir vaziyette olmamız lazım. Aşırı hararetten olabiliyor böyle şeyler. Üzücü. Fenerbahçe olarak misafir nasıl ağırlanır göstermeliyiz. Buradan çıkacak sonuç onlar gelince biz de saldıralım olmamalı. Tam tersine ders verici bir biçimde nasıl davranılması gerektiği misafir takıma göstermek gerekir. Bence biz bunu yapacağız. Fenerbahçe'ye yakışır şekilde davranacağız diyor. Şimdi başka takımın başka kalecisi olsa mesela Süper Lig'den bir kaleci olsa isimlerini hani anmayayım kimseyi de töhnet altına bırakmayalım der ki biz bu takımı dost takım biliyorduk kardeş takım biliyorduk taraftarımız bunu unutmasın. Bak bunun bir de bizim ev ayağı var. Taraftarımız bu, bunu unutmasın. Biz burada yaşadıklarımızı burada göstereceğiz. Deyip tehdit de edebilirdi başka kaleciler olsa. Karakter meselesi. Herkes karakterine uygun şekilde davranıyor. Değil mi? Yani misal veriyorum. Çıkıp diyebilirdi. Bunun bir de bizim oradaki ev ayağı var. Biz bunları dost biliyorduk. Dostane yaklaştılar. Biz bunları adam hesabına kattık. Biz bunlara göstereceğiz deyip şöyle parmak saldayabilirdi yani. Yapabilirdi bunları da. Biz bunları yaşadık çünkü biliyoruz bu tip böyle karaktere sahip kaleciler de var ligimizde. Saadettin sana Fenerbahçe hem futbolda hem de basketbolda çok iyi hocalarla anlaştı. Ha bu arada diyebilirsiniz hocam ya belki de bizim Süper Lig'de adamın yaşadığı daha fazladır diye. Tabii ki yaşayabilir daha fazla olabilir bir şey diyemem. Ama karakter meselesi. Yani ben burada Altay'ın ne kadar sağlam bir karaktere, ne kadar düzgün bir ahlaka, ne kadar Fenerbahçe ile özdeşleşen bir karaktere sahip olduğunu göstermeye çalışıyorum. Saran diyor ki Fenerbahçe hem futbolda hem de basketbolda çok iyi hocalarla anlaştı şampiyonlukta iddialı olacağını düşünüyorum. Takım için uyum önemli. Çünkü iyi transferler olsa da takımda uyum yoksa sonuç alınamıyor. Bazı ahmaklara, bazı kıt beyinlere, bazı ezber konuşanlara ve bazı futbol cahillerine ve bazı dediğim dedik çaldığım düdükçülere müthiş bir cümle. İyi transferler olsa da takımda uyum yoksa sonuç alınamıyor. Ben takıma uyum, taraftarlara da sabır diliyorum demiş Saran. Aynı zamanda diyor ki Saadettin Saran ben diyor Kulüplerin kendilerinin patron olduğu bir sistem sundum. Ama işte Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Trabzonspor, Beşiktaş bir de Göztepe dışında hiç kimse anlamadı bunu diyor. Adam biliyordu bu işi ama olmadı. Şimdi arkadaşlar ben şunu da söyleyeyim. Gerçekten bak uyum çok önemli. Ya istersen 20 tane futbolcu transfer et. Fark etmez. 30 tane transfer et. Fark etmez. Dünya cönlü futbolcu getir. Fark etmez. Senin takımın teknik direktörünün verdiği taktik de oynayabilir. Ya hatırlayın Vitor Pereira'nın ilk sezonu. Yani Nani, Van Persie, Diego Ya bir kadroyu düşünün ya. Rüya gibi bir kadro ya. Rüya gibi bir kadro. Lugano şey, Lugano diyorum. Lugano beni Kea. Bir düşünün ya. Alveç, Katleç, Kaya, Geçen sezonki Beşiktaş ligin çok üstünde bir kadro dediler. Uçuyor, kaçıyor dediler. Nereye uçtuğunu hepimiz gördük. Ee, o yüzden ben isimlere çok takılmamızı futbolculara odaklanmaz istiyorum. Suudi Arabistan medyasına göre Fenerbahçe Al Hilal forması giyen kanat oyuncusu Salem Al Davutsari'yi transfer etmek istiyormuş. Salem Dawsari Fenerbahçe dışında 5 takım takip ediyormuş. Marsilya, Newcastle United, Nottingham Forest, Almeria, Villarreal. Allah Allah. Suudi Arabistan takımının futbolcusuymuş. Sol kanat. Yaşı da 31. 19 Ağustos'ta bugün 31 olmuş. Yani Al Hilal'in futbolcusu. 2 milyon 800 bin euro piyasa değeri var. 2025'e kadar sözleşmesi var. Yani çok bir şey söylemek istemiyorum. İyi futbolcular var bu takımın. Ee, yani bir şey söylemek istemiyorum ya. Ama bana gelen bir duyum yok. Fakat ismi değiştirelim. Mesela Türk medyasında yer olan habere göre kim olsun, Sporting Lisbon, Fenerbahçe forması giyen Crespo'yu transfer etmek istiyor diyelim. Böyle bir şey gerçekten var. Crespo'yu Crespo'ya 5 takım daha talip. Marsilya, Newcastle United, Nottingham Forest, Almeria, Villarreal. Tuttu mu? Tuttu. Arkadaşlar Sporting Lisbon Crespo'yu ciddi ciddi çok felaket bir şekilde istiyor. Ancak Wolverhampton, Sporting'den 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Mateos Nunez'i 45 milyon euro bonservis bedeliyle transfer etti. Sporting Lisbon'a biz de şunu söylüyoruz. Bizim futbolcumuz en az 15-20 eder bir futbolcu. Veriyorsanız buyurun, vermiyorsanız seneye 40 milyon euroya, 45 milyon euroya istediğiniz zaman görüşürüz diye. Arda Güler. Arda Güler'i bugün satsanız kaça satarsınız? Fenerbahçe taraftarım. Hadi bir öneride bulunayım. Arda Güler'e bugün 70 milyon euro sonraki satıştan da kaça giderse gitsin %20 payla satsak kar mı zarar mı? Hocam zarar. 70 az diyenler de çıkacaktır. Hocam çok iyi para diyenler de çıkacaktır. İşte Fenerbahçe taraftarının fazlalığı, çeşitliliği bunlara gebe. 70 milyon euro sonraki satıştan %20 pay. Ben hemen bugün satarım. Hemen bugün paketler satarım. Sonra da çekirdek kolamı alıp izlerim. Eğer biz 70'e satalım Arda Güler'i, Arda Güler'in bir sonraki satışı 200 milyon eurodan aşağı etmeyecektir. Eğer satabilirsen yani misal veriyorum. 200'e gitse %20'si 40 milyon euro yapar. 70 oradan 40 oradan 110 milyon euro. Fenerbahçe abat olur abat. 110 milyon euroya abat olursun. Anlatabiliyor muyum? Ama hayal dünyasındaki Fenerbahçe taraftarı tıpkı zamanda Beşiktaşlıların yaptığı gibi 150 milyon euro MQ Oğuzhan Özyakup KQ. Ya böyle bir dünya yok. Ne 150 milyon eurosu? Türkiye şartlarında şu an Arda Güler'i satıyorum da sen en fazla 25'e satarsın. Yaştan dolayı 30'a satarsın. Adam zaten alsa oynatamayacak 18'ine kadar. Bu. Ama. Ama. işte anlaşamadığımız nokta burası. Şampiyon Apolet'in Şampiyonlar Ligi etiketin olursa aynı Arda Güler'i Şampiyonlar Ligi'nde seneye 18 yaşında oynatırsın 65'ten kapıyı açarlar. 75'ten kapıyı açarlar. Hocam imkanı yok kimse 75 milyon euro vermez. Neydi o Barcelona'daki spanın adı? 17-18'lik bir spaları var ya. Pedro muydu? Pedri miydi? O spayı kaça satarlar? Hocam onlar Barcelona. Lan sen de Fenerbahçe olarak Jorge Jesus da bir şeyleri başarırsan. Bak mesela benim üstümdeki forma çok güzel bir forma. Şeyle ee, baskı var bu formada biliyor musunuz? Şuralarında baskı var. Baskı detayı var. Ya şöyle enteresan bir forma bu zamanında. Mesela şampiyon olan takım biliyorsunuz. Ee, şanlı Yıldızlı bayrağı takmaya hak kazanıyor. Şampiyon olan Türkiye Kupası'nı kazanan. Sen formanda şanlı bayrağımızı ve 5 yıldızlı Fenerbahçe logosuyla çık bakayım seneye. Bütün dikkatleri üstüne çek. Bak neler oluyor. Crespo için şunu söyleyeceğim. Sözümün arkasındayım. 20 milyon eurodan aşağı bırakma niyetimiz yok. Nasıl olsa 45'e sattınız. Verin 20'yi alın. Yoksa vermiyoruz diyoruz. Arda Güler için. Hocam 5'e serbest kalırmış. Hocam 15'e serbest kalırmış. Bu haberleri yapanları siz Fenerbahçe'nin dostu mu zannediyorsunuz? Ben bu haberleri dostane görmüyorum. Ha şu da olabilir. Bak ben uyarımı yapayım da aman Fenerbahçe yönetimi elini denk alsın. Git Arda Güler'le sözleşme yenile. De ki, 70 milyon euro serbest kalma bedeli. Ertesi sene 80 milyon euro. Ertesi sene 90 milyon euro. Bak bu model çok güzel. Muhammed Gümüşkaya'yla sözleşme yenile. Bu sezon serbest kalırsa 5 milyon euro. Seneye kalırsa 7,5 milyon euro. Sonraki sene 10 milyon euro. Sonraki sene 20 milyon euro. Serbest kalma bedeli diye. Bu ne yapar biliyor musun? Altyapıdan çıkan futbolcuları değerli kılar. Lan bu adama niye durduk yere bu bedeli eklemişler? Dedirtir. Ya Çıkan futbolcu profesyonel sözleşme imzalarken özellikle bu maddeleri eklettir. Millet desin ki ya buna, bu, lan bu çocukta bir şey mi var? İzlesinler. Onu izlerken başkasına alır. Marketlerin tuzağı nedir? Gider. Misal veriyorum. Bir ürün x ürünü. X ürünün alışı kaç liradır? 7 lira. 7 liradan satışa koyar. Bu Bucu, cuma abimde. Bu cuma şurada. 7 liradan. Millet o 7 liralık şeyi almak için kapış kapış hareket eder. Marketlerdeki arabalar büyüktür. Psikolojik olarak size onu doldurmanız gerektiği mesajını verir. Ya da sepetler büyüktür. Doldurmanız mesajını verir. Anladınız mı? Siz 7 liraya onu alırken asla sadece gidip 7 liraya onu almazsınız. Yanına bir şeyler daha alırsınız. Bu satış stratejisidir. Bu marketlerin satış stratejisidir. Sen de futbolculara bunu yaparsın arkadaşlar. Yani Crespo olayı böyle. Son olarak da şunu söylüyorum. 2-3 hafta önce Zayt için şut çekemeyen orta saha Fenerbahçe'de nasıl oynar? Crespo pardon geçen sezon için aynısı deniyor. Crespo Pereira'nın komisyon transferiydi. King Rogon'un kazığıydı. Lincoln Jesus'un komisyon transferiydi değil mi? Bunları söyleyenler, bu iftiraları atanlar işte Jesus şeye gidecek. Geri gidecek abi şeye. Neydi o takım? Flamengo'ya gidecek. Çöpleri topluyor Fenerbahçe'ye diyenler şu anda King'den 180 derece döndüler. Lincoln'de döndüler. Şu anda ne yapıyorlar biliyor musun? Rossi çöpleme derdindeler. Bir taraftan da it gibi korkuyorlar. Gustavo çöpleme derdinde it gibi korkuyorlar. Niye? Ulan bu adam Gustavo'yu evirir çevirir iyi bir stopere çevirirse Luan Perez'i iyi bir stopere çevirirse ulan biz neye saracağız diyorlar. Gidin kendi takımlarınıza sarın. Gidin kendi takımlarınıza sarın. Ben Jesus hocamla ilgili kullandığım her cümlenin arkasındayım. Uganda 8. liginden topçu alıyorum dese ağzımı açıp da bir şey demem. Futbolcuyu konuşurum, eleştiririm. 450 dakika geçince yorumlarım. Ama derim ki vardır Jesus'un bir bildiği. Siz Vitor Pereira'ya bile vardır Pereira hocamın, Vitor hocamın bir bildiği derken Jesus'tan için yaşlı buna şu bu derken kimlerin kayığına binip kimlerin küreğine çektiğinize dikkat edin. Burası Fenerbahçe. Ağır taştır. Altında kalırsınız ölüp geberir gidersiniz. Vıtçığınızı bile bulamazlar. Vıtçığınız çıkar onu bile bulamazlar. Fenerbahçe iyi yolda. Allah Fenerbahçe'nin ve Fenerbahçe taraftarının yar ve yardımcısı olsun. Bize lazım olan ne biliyor musunuz? Arka arkaya galibiyetler. Adana Demir Bak şu yaşanıyor şu anda şu yaşanıyor. Adana Demir'den sonra kimle oynuyoruz? Viyen. Viyen'den sonra kimle oynuyoruz? Hocam Konya deplasmanı. Konya'dan sonra kimle oynuyoruz? Hocam Kayseri evimizdeyiz. Ha bak Fenerbahçe'nin arka arkaya fikstürünü ezberliyorsanız Fenerbahçe doğru yoldadır. Önümüzdeki maç kimler oynuyor? bilmiyorum ki kimler ne zaman oynuyor saat. Bak ben kendi fikrimiz yani hatırladığım kadarıyla söyleyeyim. Pazartesi günü Adana Demirspor'la 21.45'te. Perşembe günü Avusturya Viyen'de evimizde 20'de. Ondan sonra pazartesi günü Konya deplasmanı 19.15 diye biliyorum. Sonrasında Kayseri ile evimizdeyiz. Saat değişiklik yapıldı diye biliyorum. Cumartesi günü diye biliyorum maçı da. Ve 21'e çekilecek diye biliyorum maçı. 21-45 ama 21'e çekilecek diye biliyorum. Demek ki Fenerbahçe iyi yolda. Bize galibiyetler lazım. Fenerbahçe değilseniz dualarınızı eksik etmeyin arkadaşlar. Hocam maç için dua edilir mi? Her şey için edilir. Odada kaybettiğiniz oyuncağınızı, yüzüğünüzü bulmak için, küpenizi bulmak için bile edersiniz. Anlatabiliyor muyum? Edin arkadaşlar. Dua etmekten çekinmeyin. Hocam abdestim yok bilmem şey. İstediğiniz yerde açın avucunuzu. Avucunuzu bile açmayın. Fiili dua. Hani bazen dersin ki Allah canını alsın senin dersin. O bile bazen dua hükmüne geçer. Dikkat etmekte fayda var. Allah'a emanet olun. İyi ki bu kanaldasınız. Teşekkürlerimi sundum. Görüşmek üzere dostlar.